Diğer taraftan milli atıcı Yusuf Dikeç olimpiyat madalyası getiren atışıyla dünyanın gündeminde sayın seyirciler. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç tek eli cebinde ve özel donanım kullanmadan yaptığı atışla dikkat çekti. Atış sonrasındaki ve anındaki o video ve fotoğraf karesi altına övgü dolu sözler yazılarak sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. No, no fancy özel donanım kullanmadan bir eli cebinde rahat bir şekilde atışını yaptı. Mila atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu. Athlete... Yusuf Dikeç aynı zamanda emekli jandarma subayı. Yarışmalarda genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat kullanmadı. Atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu. No, No fancy glasses. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Yusuf Dikeç'in atış anındaki fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. What a way to take the prize çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, milyonlarca takipçili hesaplar ve Olimpiyatlar resmi sosyal medya hesabı milli atıcının görselini paylaştı. Madalya ile döneceğim diyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum. Herkes ayağını denk alsın. Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu, ifadelerini kullandı. Peş peşe gideceğim 5. Olimpiyat. Milli atıcı Yusuf Dikeç 5. kez Olimpiyatlarda mücadele etti. Dikeç madalya hedefine Paris 2024'te ulaştı. Tecrübeli atıcının kariyerinde 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu madalyası da bulunuyor.